Belediyemize hoş geldiniz. Belediyemizin meclis salonu, Burdur'la ilgili aldığımız bir takım kararları burada siyasi partilerimizin meclis üyeleriyle birlikte sizin oturduğunuz bu koltuklardan konuşarak, tartışarak, değerlendirerek alıyoruz. Bugün de siz aslında Burdur'un geleceğine yönelik bir karar olan üreticiyi bir araya getirmek ve Burdur'da üretmenin markalaştırılıp değerli kılınmasını sağlayacak bir adım için attığımız hareketin neticesinde sizleri sertifikalandırarak bundan sonraki süreçte de kendi altyapımızı oluşturarak birlikte çalışmayı hayal ediyoruz. Arkadaşlar, Burdur Belediyesi olarak böyle bir planlamayı yaparken asıl amacımızın evinde birçok şey üretebilen sizin gibi çok kıymetli hanımefendilerin üretmenin anlamlı olmasını istedim. Hem aile bütçesine, ekonomisine katkı koyan hem de diğer taraftan da biz çıkıp sokakta Burdur tarhanası, Burdur eriştesi ya da Burdur'un turşusu, Burdur'un kompostosu diyebileceğimiz bir markayı standart bir şekilde birlikte yaratmayı hayal ettik. Bugün Burdur'da birçok lokantada ya da ezme üreticisinde farklı ezme ve Burdur şiş tadını görebiliyoruz. Standartize etmek gerektiğini bu konunun uzmanları her defasında söylemiştir. Biz de bu fikirden hareketle sizlerin ürettiği tarhanaları, salçaları, erişteleri ve muhtelif üretimleri aynı tadı, aynı lezzeti verebilme adına uygun oranlarda üretilmiş ve standart bir üretim haline getirilmiş olmasını istedik. Siz de bu kursa katıldınız. Zaten sizlerin el yordamıyla bizlerden daha iyi bildiği işi biraz daha biz bilimsel hale getirdik. Belli oranlarda bunların uygun dozlarında diyelim hazırlanarak standart bir tadı yakalamak ve Burdur tarhanası dendiğinde örneğin hep aynı tadı verebilmek ya da Burdur salçasını aldığı zaman insanların sürpriz bir tadla karşılaşmamasını sağlamak için biz bunu standartize etmek istedik. Hasan Bey, Kadri Hanım, Nurmuş Bey, Zabıta Müdürümüz Şaban Bey ve diğer arkadaşlarımız bu konuda gerekli altyapı çalışmalarını başlattılar. Tabii ilk defa yaptığımız bir iş olunca bir takım altyapı ile ilgili eksiklerimiz oldu. Şimdi El Sanatları Merkezimizin inşaatının normalde 30 Ağustos'ta teslim almayı planlıyorduk. Fakat biraz süresi uzadı. Malum Türkiye'deki ekonomik göstergeler biraz sıkıntıya girince bazı sektörler maalesef istediğimiz hızda üretim yapamıyor. Önümüzdeki günlerde belki bir en geç bir ay içerisinde bizim El Sanatları binamızı hizmete açtıktan sonra sizlerin üretimlerini değerlendirebileceğimiz, ekonomik karşılığını bulabileceğimiz bir alanı da orada yaratacağız. Önümüzdeki süreçte tabii ki bu iş başından itibaren iyi planlanmalı, iyi yapılmalı diye düşünüyoruz. Aksi takdirde yapılan üretimlerin karşılığını alamazsak sizlerin bu konuda hem hevesi azalacaktır hem de ortak işbirliğine bizimle birlikte belki o müşterek işe bir daha gönüllü olmayabilirsiniz diye düşünüyoruz. Sizleri sertifikalandırmaktaki amacımız, bir diğer amacımız, sertifikalı emekçimizin, sertifikalı üreten kadınımızın üretimlerinin bizim açımızdan standart olduğunu bilme gönül rahatlığı. Derdimiz biraz o. Olsun bakalım. Amacımız burada standart hale getirdiğimiz üretimleri belli bir değer üzerinden, yani sizlerin aklından geçen fiyatlara değil, üretim maliyetlerini hesap ettikten sonra üzerine emeği de koyarak, bir miktarda kar koyarak işi hem cazip hale getirmek hem de son dönemde özellikle büyükşehir insanının organik pazar ya da organik üretimlere olan merakını Fethiye yolu üzerinden Ankara'ya, İstanbul'a dönen yurttaşlarımıza Burdur markası olarak ulaştırabilmek, satabilmek ve bir marka değeri yaratabilmek. Bizim hedefimiz buydu. Biz size düşen bölümü sizin tamamladığınızı biliyoruz. Artık bugün sertifikalandıracağız sizi. Ardından da
üretimler için Hasan Bey hazırlığını yapıyor arkadaşlarımızla birlikte. Bu üretimleri birlikte yapacağız. Keşke atölyemiz el sanatları olarak tasarladığımız çarşımız atölyemiz bitmiş olsaydı da bu çalışmalarımızın devamını orada getirebilseydik. Devamını orada getirebilseydik. Ama dediğim gibi biraz bir gecikmemiz var. Ama hijyen eğitimini de vereceğiz. Evet. Bu arada hijyen eğitimini de alarak güvenle insanların bizden bu ürünleri satın alabilmesini sağlamak durumundayız. Çünkü bizlerin nasıl çarşı pazara gittiğimizde tezgahı düzgün olan, önlüğünü giymiş, elleri temiz olan esnaftan alışveriş etmek istiyorsa bizim de sattığımız ürünlerin ambalajından satış pazarlamasını yapan ekibe, bunu üreten arkadaşların, çünkü biz zaman zaman bunların fotoğrafını ve videosunu da belgeleyerek o atölyelere koyacağız. İnsanlar hangi koşullarda üretim yapıldığını görüp gönül rahatlığıyla bunu almalı. Ve biz bu işi büyüterek gideceğimize inanıyorum. Örnek isterseniz, bugün Türkiye'de çok küçük nüfuslu bir belediye olan Ovacık Belediyesi'ndeki belediye başkanı ilçe halkını üretime yönlendirdi. İlçe halkı artık organik nohut üretiyor, organik fasulye üretiyor. Ve bunları da öyle bir reklam ettiler ve satış, pazarlama tekniğiyle Türkiye'ye duyurdular ki şimdi artık sipariş yetiştiremiyorlar. İnşallah biz de bunu başaracağız. Sizlerle birlikte bunu başaracağız. Bugün 25-30 kişi olabiliriz. Ben bir sonraki eğitimde bu rakamın 2'ye katlanacağını, 3'e katlanacağını düşünüyorum. Yeter ki biz yaptığımız üretimi kıymetli hale getirip karşılığında sizlere bir şeyler kazandırabilelim. Önceliğimiz de budur bizim. Ben katılımınızdan, verdiğiniz emekten, çabanızdan, desteğinizden ötürü sizlere teşekkür ediyorum. En azından siz şunu gösterdiniz. Burdur'daki diğer hanımefendilere biz istiyoruz, üretime katkı vereceğiz ve Burdur Belediyesi'nin yaptığı ne varsa gücümüz ölçüsünde sahip çıkacağız dediniz. Ayrı ayrı hepinize teşekkür etmek istiyorum. Bizim açımızdan bu da çok önemli. Çünkü birçok faaliyet yapıyoruz. Zaman zaman bu faaliyetlerde çeşitli dedikoduları, spekülasyonları beraberinde getiren işler olabiliyor. Ama biz her yaptığımız faaliyet sonunda gönül rahatlığı içerisinde istediğimiz başarıya ulaştığımızı ben düşünüyorum. Bu sosyal kültürel faaliyet olabilir, etkinlik olabilir, bir yurttaşımızın yanında olmamız gereken bir durum olabilir. Biz Burdur'umuzun bu anlamda her türlü yeniliğe ve gelişmeye açık olduğuna da şahidiz, inanıyoruz. Daha da iyisini sizlerin katkılarıyla başaracağız. Benim bundan umudum var. Tekrar hepinize katılımınızdan ötürü teşekkür etmek istiyorum. Biz sertifika vereceğiz. Hazır mı sertifikalar? Kooperatifleşme mi yoksa derediniz? Şimdi sürece bakacağız. Bizim amacımız sizi kooperatifleştirip tamamen işletmeyi size bırakmak. Yani biz bu işte önce olup sizlerin bu işletmeyi kendinizin yürütmesini sağlamak. Asıl hedefimiz o. Çünkü sonuç itibariyle biz taraf olarak bir kamu kuruluşuyuz. Kamu kuruluşunun kar güden işler içerisinde yer alması yani bizim çok taraf olduğumuz bir iş değil. Kamu kurumları genellikle hizmet üretip vatandaşını mutlu etmek ister. Biz burada sizi o örgütlenmeye, kümelenmeye yönelterek bu işlerin sevkini, idaresini, üretimini, üretimden belki biz onun neresinde yer alabiliriz? Denetim kısmında yer alabiliriz. En azından o markalaşmayı getirdiğimiz anda o standart tadı, lezzeti ya da sunumu ortaya koyabilme adına biz denetçi olabiliriz. Size o anlamda katkı verebiliriz süreç içerisinde. Biz bu işletmeleri, yani bu işin işletmesini bir kadın kooperatifine, bir kadın oluşumuna bırakmayı yeğleriz. Tercihimiz o yönde. Yani bu size bağlı, biraz size bağlı. Bizim üretim tesislerimizin, atölyelerimizin tamamlanıp satış ve pazarlamada rentabl olup olmadığına bağlı. Bu multifaktör, birçok faktöre bağlı bir iş. Yani bizim gönlümüzden geçen keşke yarın olsa. Yani keşke yarın olsa biz sadece bu işin eğitim, öğretim, sertifikalanma tarafında olup sizlere çırak yetiştirsek, öyle diyelim. Çok istediğimiz bir şeyi uygulamaya geçirdik. Yalnız ilk konuşmamızda eğer yanıldığımızda şey yapın. Şimdi ilk etapta bizim mutfağımız hazır değil.
bu sertifikaları alanlar sadece standı verilecek, orada satış yapabilecek diye anladım ben. Bir de artık hani ergelinizde üretip ilk satışa onları koyabilirsiniz demişti. Şimdi biz ergelimizde açıkçası her istediğin zaman eriği bulamıyorsun. Atıyorum bir reçel açısından. Vişneyi bulamıyorsun. Hani biz her hafta o gün için ne geçerliyse onu yapmaya çalıştık. Tarhan Hanım zamanı şu anda. Evet. Ama şimdi bunu da yapan arkadaşlarımız ben dahil. Yani belli bir maliyeti var. Yani hepsi topladık. Ama şimdi bunların bize böyle önümüz kapalı. Açarız, açarız. Şu anda. Açarız. Hayır, hayır. Şöyle, eğer bakalım. Biz biraz satmazsak turşu yapamayız. Şöyle Fatma abla, biz bunları değerlendireceğiz. Yani şöyle değerlendireceğiz. Amacımız işte 30 Ağustos'a eğer satış şeyimiz, binamız bitmiş olsaydı biz onları hemen size bir alan tahsis edip orada, hatta o gün onu da konuşmuştuk. Yani geçici müze parkının, evet, yanı değerli. Yani orası da olabilir ama evet, amacımız bizim daha çok kalıcı. Yani sizlere kalıcı bir yer yaratıp bunu bir Burdur markası haline dönüştürdük. Başkanım, o dedikleriniz doğru, öyle olsun ama ilk etapta, şimdi tamam. Mesela kabak elması zaman, ama şimdi ben kabak elmasını ne kadar yapacağım? Çünkü bana geri dönüşü olmadığı için kışın istesem bununla yapamam. Bununla ilgili planlarımızı müze parkı yanına yapalım. Tamam, müze parkı yanına yapalım. Fakat Fatma Hanım'la görüşmüştük başkanım toplantıdan önce. Müze parkını hazır hale getirene kadar salı pazarında da diğer anlarda bulabiliriz. Bize bir masa konsu da. Biz onu birlikte hazırlarız. Gerekirse Bedesten Çarşısı'nın üzerindeki beton alanı şey yapalım. Geçici olarak. Geçici olarak. Biz oraya şöyle bir, evet, yani maksat tamamını toplu halde kurabildiğimiz düzgün bir alan oluşturalım. Tabii. Ve bunu Burdur Belediyesi, evet, üretim noktası gibi bir isimle adlandırıp bütün hanımefendilerin ürettiklerini orada en azından Fatma ablanın söylediği gibi... Hevesimiz kırılması, hayır, başkanım. Ya tabii ki sonuçta para harcadınız. Bunu, evet, değerlendirelim. Para harcadık, tekrar almak. Merak etmeyin, o iş tamam. O iş tamam. Tamam. O iş sıyalım. Bakalım değerlendirecekleri bulalım tamam, başkanım. Tamam, kısa zamanda çözelim bunu. Başkanım, Bedesten'in alanı bayağı bir geniş yani. Mesela bir tarhana ama Burdur tarhanası olarak değil de içine başka katkı maddeleri koyanmış. Şimdi biz oraya satışa çıktık. Ama herkes başka şekilde yapıyor. Kendi yaptığı ürünü satıyor. Şunu yapacağız. Standart üretim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Emeğinize sağ olun. Ben benim yerimde biliyorum. Biliyor musun?